Evet değerli izleyicilerim ya da Çapamek TV değerli izleyicilerine iyi günler diliyorum. 0537 955 640 bizden birden bize rüyalarınızı yorumlatabilirsiniz. Çapamek TV'ye hoş geldiniz diyorum. Evimizde gibi şahane yerimizdeyiz diyorum. Evet bugün rüyalar hakkında özellikle oyun, talih oyunları Mesela diyelim ki bir beyefendi Ta, e, bahtına rüyasında e, 05, 09, 01 diye bir rüya gördü. Bu ne demek diye soracaksanız, talih oyunları o aylarda, mesela 5. ayın 11'ine, 5. ayın 3'üne dikkat edilmesi gerek. Gördüğünüz sayı rakamları o aylarda dikkat ve o günlerde dikkat etmenizi gösterir. O yüzden ihmal etmenizi istemiyorum. Talih oyunu aman ben zengin oldum da, tahtıma taht yaptım diye bir şey yok. Risk alma dönemleri ya da tehlike dönemlerinin gün ve sayılarını gösterir. Talih oyunlarında numara gördüyseniz ben sabaha uyandığımda zengin oluyorum havanız varsa dikkat diyorum o tarihler o aylar mesela 11. ayın 3'ü ya da 3. ayın 11'ine dikkat etmeniz gerekiyor. O yüzden her talih oyunu demek benim bahtım şansım kısmetim yarına hop diye zengin oldum demek değil. İnşallah gören kişi de inşallah zengin olur diye. Diyorum. Rüyada tavla oynamak. Genelde en çok sorulan sorular. Aslında sayı ve rakamlar ve taş ve zekayı temsil eder. Tavla bir zeka ve sayılarla oluşan bir zekayı temsil eder. Aslında şanslı döneme giriş yapacağınızı ama bunu belirlemekte hani zar atıyoruz, belirliyoruz ya giriş noktalarımızı. Bu e, kariyer hayatımızı ya da şans konumuzu belirleyemediğimizi ve bu noktayı belirlemeniz gerektiğini gösterir. Rüyada tavşan çok severim tavşanları. Aslında aile, hızlı yaşam, hızlı enerji. Yani biz ev kurmak, aile olmak, hızlı ve seri ev almak, araba almayı temsil eder rüyada. O yüzden güzel rüyalar ama burada birkaç izleyicim, birkaç yıl bayağı izleyicimiz bize rüyalarını anlatmış. Birilerinden başlayalım diyorum. Özellikle mesela şans oyunları üzerine demin dedik. Burada Ebru Hanım 1979'luymuş. Ee, şöyle diyor. Ee, birlikte gördüğü bir rüya. Dün akşam bir rüya gördüm. Senle 3 5 11. Ne dedim? 3 3. ayın 5'ine, 3. ayın 11'ine dikkat etmeniz gerekiyor. Orta sayısal loto oynamışlar ve para kazanmışlar. Sabah mutluluktan uçuyorlar. Bekledikleri iki ayrı proje var önlerinde. Yapmak istedikleri bir risk var ama biri ekmek bölmek diyor ya bu. Almaya gider gibi parayı paylaşmaya çalışıyoruz diyor. Büyük kazançlar olacak ama o tarihler, o zamanlarda büyük. Ama bunun özel hayatında problemleri var bu Ebru'cumun. Düzeltmesi gereken noktaları var. Bunu iyileştirmesi lazım Ebru'nun bana göre. İlk önce aşk hayatı, yenilemek, yenilik ve karar vermesi lazım. Bana göre Ebru kendine bu noktada yol alması lazım. Ben Sevim Yıldız, yaşım 62. Son zamanlarda rüyamda üzüm, asma, bahçelerinde asma yaprağı topladığımı görüyorum. Bir ay içinde iki kez bu şekilde rüya görüyorum demiş. Özellikle asma yaprağı sizin için bereket. Diyeceksiniz ki ben 62 yaşında oldum Emine Hanımcığım bereket gelse ne olacak? Hiç e, sizin enerjinizde şu var. Mutsuz bir hayat ve yorulmuş bir hayatın verdiği huzursuzluklar var. Ama asma yaprağı. Yani siz aslında yaz mevsimi ve asma yaprağının dönemlerinde kendinizi daha huzurlu, daha mutlu ve daha güvende hissediyorsunuz. Yaprak yeşildir, asma yeşildir. Miras ya da çocuklarınıza bölmeniz gereken mirası temsil eder. Yaşıyorsunuz, uzun ömürlüsünüz. Sadece disk kapak noktanızda ufak bir sağlık probleminiz olabilir ya da varis diyoruz. Biz buna dikkat etmeniz gerektiğini düşünüyorum. Sevim Yıldız 62 yaşındaki hanımefendiyi de yorumladım. Bir izleyicimiz daha varmış Gizem 1990'lıymış. Rüyamda 6 tavuk vardı, altı beyaz yumurta yumurtladı, ben de topladım onları. Yumurta paradır ve kariyer ve işle ilgili iyi bir başlangıçtır. Gizemcim, bence senin için 6 yıl çok bereketli, hayal ettiğinin çok üstünde bir iş kariyeri, hedeflediğin noktada iyileşme evresi var. Ee, bir de şöyle söyleyeceğim, özel hayatta net bir karar verme dönemi olacak. O yüzden net karar verdiğin noktaları belirlediğin takdirde huzurlu bir ilişkinin de yolunu çizeceksin bir tanem. Ee, merhaba Emine Hanım. İsmim Şeyma, iş, doğum tarihim, yengeçim, evlilik benim için ne zaman gözük? Sevdiğim adamla evlenmek istiyorum, yardımınıza ihtiyacım var demiş. Şeyma'cığım evet bakıyorum 95'lisin, hayatındaki insan değil de hayatındaki insan da biraz onun olgunlaşmaya, yenilenmeye, yeniliklere ihtiyacı var. O yüzden çok acele etmeni istemiyorum ama kalbindeki insanla gerçekten tahtını kuracaksın. Ee, ama daha 3 yıl gibi bir zamanın var. Üzerinde herhangi bir engel yok. Yani biz buna büyü diyebiliriz, nazar diyebiliriz. Böyle bir şey yok. Senin hurafeli lafların, triplerin ilişkiyi yoruyor. Bunu bir düzeltmen gerektiğini düşünüyorum. Ee, yaşına göre belirliyorum. Eee evet rüya duygucuğum devam etmiş. Fotonu numarasını aldım diyor. 80'liymiş ölmüş babamı rüyamda evime geldiğini söylüyor. Elinde büyük bir pet şişe de kola vardı ve vila da getirdim diyor vesaire şey görmedim. Sadece söyledi Rüştü şampuan olmuş, üstü şampuan olmuş yazmış. Pardon yani benlik bir durum diyor. Ben de rüştü şampuan kullanıyor anladım. Kaleci rüştü var, kaleci rüştü vardı değil mi bir dönemler. Ama yok üstü şampuan olmuş. Allah nur içinde yatsın. sarılmak vesaire şey demişin. şöyle söyleyeceğim. hayatındaki Hiçbir şey istediğin gibi gitmiyor ve her şeyden o kadar çok mutsuz ve o kadar o kadar büyük kıyametler yaşamışın ki kendi evrende yorgunluk mutsuzluk ve aile ve yaşanan bazı ölümler seni yıpratmış. İlk önce psikolog öneriyorum sana. Altyapını güçlendirme. Umutsuz olduğunun tekrar iyileşme kola çünkü farklı bir üretime ait bir nokta. Evet Türkiye'de de son zamanlarda üretiyor ama dünya markası olan bir doğru değil mi? Yanlış mıyım? Yani senin kendini yenileyip dünyaya açılman gerekiyor. Beyin olarak açılman lazım. Kendi kariyerini, kendi yönünü çizemediğini gösteriyor. O yüzden belli noktaları iyi ol. Ama rüyada ölü görmek çocuk sevinci murattır. Hayata dahil olacak ve olmasını beklediğin güzelliklerin aydınlanmasıdır ama ilk önce biz kendimizi bir silkelememiz lazım ve uyanmamız lazım. Artık sen bir kendine gel hayatım. Yani 36 biçiyor 37'ye giriyorsun. Olmaz bu. Hiç hoş şey değil bunlar. Rüyasında Hayri 393'lü okul müdürüyle şiddetli bir tartışma yaşıyordum. Yorumlar mısınız demiş. Hayriye'cim şöyle diyeceğim. İsmini çok sevdim. Severim Hayriye isimlerini. İsim enerjin çok yüksek. Fakat sen asi ve sinirli bir yapıya sahipsin. İlk önce onları toparlıyorsun. Sonra kendinle ilgili yapman gereken ve yurt dışı niyetin var. Yurt dışı ile ilgili hedeflediğim bir nokta var. Bu da büyük bir aydınlık olacak senin için. Hayırlı diyorum. Evet e, buradaki yorumlarımızı yorumladım. Devam edeceğim. Şöyle diyorum özellikle Blokaj nedir? Onu açıklamak istiyorum izleyicilerime. Ee, astrologların ya da e, a, e, ya da medyumların blokaj dediğimiz yani blokalenme yani buna e, İngilizce'de beyin alt beynin yorgun olduğunu yani hiçbir astrolog ve hiçbir rüyacı hiçbir medyum ya da o bu blokajı yok edemez. Blokaj, blokaj alt beynin çocukluktan yaşadığı, mesela ben 41 yaşındayım, çocukluğumdan 3 yaş hatırlama döneminden bu yana yaşadığımız evreyi temsil eder. O yüzden bu blokajlara, taşlara, ıvırlara, zıvırlara boşuna para dökmenizi istemiyorum. Blokaj, siz bunu psikologla psikiyatristle doğru noktada çözebilirsiniz. Evet mesela şöyle öne. Ben bu fincanı çok beğendim. Mesela bu bir amatiz taşı olsun öyle hayal edin. Eee bu ametist taşını kaç gün boynunuzda ya da kaç gün evinizde taşıyıp ya da ametist taşınızın olduğunu bile hatırlamazsınız. Almışsınızdır, koymuşsunuzdur. Saniyelik bir kayıptır bu. Saniyede enerjiniz değişir ama ametist taşını sehpaya koyduğunuz zaman öyle bir taşınızın olduğunu bile hatırlamazsınız. Çünkü algı dediğimiz ve blokaj dediğimiz şeyleri bir rüya yorumcusu, bir medyum hele bunları 54 bin dolar yok 40 bin dolar yok 5000 dolar vererek enayi yerine konulmanızı istemiyorum. Blokaj sadece psikiyatristlerin hatta şöyle söyleyeyim çok sevdiğim Hüseyin Bey var Nişantaşı'nda hani soyadını hatırlamıyorum. Evet, Hüseyin Nazlıkul, bravo. Blokaj noktaları gerçekten insanın sıkıştığı noktalarda doktor, profesör. Yani siz kalkıp da benden benim beyin blokajlarımı iyileştirir misiniz dediğiniz vakit ben sizi dolandırılmış olurum. Bu da sağlıklı olmaz. O yüzden astrologlar ya da medyumların bu tarz iyileştirme noktası yoktur. Buna e, inanmayın diyorum. Evet, şöyle diyeceğim. Dünyada yaşanan evet. Türkiye gerçekten çok iyi bir ülke. Ve ülkeyi bozamadıkları için dünya karışacak. Ve e, biz 7 ülkeyle birleşeceğiz. Şu an e, fare gibi bizi ezmeye çalışan tüm Avrupa'ya ve Amerika'ya da sesleniyorum ben. Burada. Her gün seslenirim. Benim giderim giderdi. Gerçekten e, hayatımızla alakalı noktada yapmamız gereken tek şey biz bunu 2021 yılında anlayacağız. Ve Afrika'yı da çok büyük kıyametler başlayacak ve ortodokslar biliyorsunuz çok uzun yıllar küstü vesaire şöyle böyle bütün papalar ve din adamları birleşti ve ciddi anlamda Afrika'nın yok olmasına şahit olacağız. O yüzden hani Türkiye'yi yok edemediler ama yok edecekleri bir nokta var. O da Afrika diyorum. Ha rüyada şunu Mesela diyor ki fotoğraf çekiyorum. Bu ne demek Emineciğim de? Fotoğraf çekmek güzelliktir. Kişi aslında mutsuzdur. Mutlu olmak için bir bahane, çekmek, resim, fotoğraf, geçmişe ait özlemi temsil eder. O yüzden belki anne eksikliği ya da baba eksikliği, ölmüş birini temsil eder rüyada fotoğraf çekmek ya da fotoğrafa bakmak. O yüzden diyorum ki her rüyada kişiye özel olmayabilir, o an psikolojik rüyada olabilir. Ama rüyaların anlamının doğru olduğuna inanmak lazım. Çünkü biliyorsunuz ki Firavun... 7 yıl boyunca Hazreti Yusuf'un rüya yorumlarıyla birlikte e, yıkı hani 7 yıl kıtlık 7 yıl bolluk yaşadı ya Hazreti Yusuf Firavun'un rüyasını şöyle yorumladı. 7 baş e, buğday 7 eee semizlik inek bir de ineğin kemiklerini gördü. Yani 7 yıl bir şekilde Firavun'un gıdasını, oradaki yemek evresini doldurttu. Ama 7 yıl sonra biliyorsunuz ki Firavun bitti, mahvoldu. Yedi yıl sadece Hazreti Yusuf rüyayla o evreyi oturtabildi. Ah anam ah! Bilgisayar devamlı bir şeyler diyor. Cep telefonu diyor diyeyim. Neyse. Şöyle diyeyim. Evet, Cumhurbaşkanı'na kahve yapıyordum. Tepsiye koymuşum. Su bardağı koydum. Daha sonra bir çeşmeden su içtim. Cumhurbaşkanınız sık görmeye başladım diyor. 46 yaşındayım. Yorumunuz için teşekkür ediyorum diyor. Ee, şöyle söyleyeceğim. Ee, rüyada Cumhurbaşkanı görmek aslında sizin için <laughs> Ee, gerçekten güzel ama e, belli sıkıntılarınız var devletle ilgili çözülmesini istediğiniz ve uzun süredir beklediğiniz devletle alakalı ne evranız ya da ne miras işiniz varsa 46-38 yani bu yıl bitimi değil de 2018'in 3. ve 7. ayına kadar bu devletle alakalı beklediğiniz mal neyse çok büyük aydınlanmanıza sebep olacak gözüküyor. Güzel bir rüya. Su ömrü biliyorsunuz. Suda şöyle bir şey var. Birine su sunmak. Aslında günahlarınızın arındığını ve tertemiz bir hayata geçiş olacağınızı gösterir. Aslında siz birçok şeyi affetmiş, sadece doğruların artık insanlar tarafından kendinizi ispatlama döneminde bitirmişsiniz ve siz doğruluk dönemindesiniz ve hayırlı olarak gözüküyor rüyanız. Vallahi güzel rüya görmüşsün. E çeşme suyu da zaten klorludur biliyorsunuz. Sonuçta temizleniyor çeşme suyu da. O yüzden her ikisi de benim için kıymetli ve güzel bir rüya. Beğendim yani. Rüya gayet güzel hatta. Öyle söyleyeyim size. Şimdi biri Emine abla demiş. Bu telefon. <laughs> Emine Hanım yayına çıkacağınız günü yazacağım rüyalarımız diyor. Rüyada kariyerimle ilgili baktıracağım. Doğum tarihim 97. 97 ile kaç oluyor? 21 mi oluyor? 20 mi oluyor? Tam 20 oluyor. Ee, tamam. Şöyle söyleyeceğim. Özellikle yaş enerjin çok güzel. Mahir'cim gelecek hayatın çok parlak. 3 yıllık bir eğitim sürecin var ve bunu başarıyla tamamlayacak gözüküyorsun. Hedeflediğin kafanda yurt dışı Amerika'ya da daha kıta nokta var. Bunlara sahip olacaksın ama biraz e, kendi içinde cesaretin yok. Kendini cesaretlendirmen gerektiğini düşünüyorum. O yüzden cesaret dönemin Hızlı bir değişim dönemin ve kendine inanarak bir şeyleri başarma dönemin olması gerekiyor. Biz neredeyiz? Çapamek TV'deyiz. Nereden buluyorsunuz? Youtube'dan buluyorsunuz. Sadece açıyorsunuz Google'a. Arıyorsunuz Çapa Mac TV. Çapa Mac TV'ye ait tüm arkadaşlarımız var. Mesela İzzet Çapa'nın programı var. Aslı Güder'in programı var. Şanzelize var. Burak ve e, Dilara'nın programı var. daha programlar katlanacak. Her geçen gün biz büyüyeceğiz. Ya yani Çapamek TV olarak ben sonradan katılmış dahil olaraktan üçüncü programımızı çekiyoruz. Bu bizim üçüncü bölümümüz. O yüzden gayet güzel gidiyor. Burası muhteşem bir enerji. Ne kadar başım oran buram şişse de buranın hırsızlık enerjisi geliyor bana. Diyorsun ki burayı böyle bir kaldırasın var yani. Her şeyi böyle takır 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 sabaha bırakmamak lazım diyorsun. Ertesi gün İzzet Çap artık beni nasıl bulur bilmiyorum. <laughs> Ya yani burada o güzel şeyler var ama adresi yok <laughs> o mu? <sorumlu. gülüyor> Bir rüya daha yorumlayacağım, sonra programımıza veda edeceğiz diyorum. Ee, şöyle söyleyeceğim. Bir izleyicimiz demiş ki Sabahattin babam bıktık ondan ne zaman ölecek çok aşırı ge geniş davranıyor demiş. Ee, Sabahattin Bey daha yaşar. O ben yaşadığım sürece hiçbir mal size ait değil diyen noktada. Allah uzun ömür versin. Sonuçta sizin babanız, atanız. Yani kimsenin ölümünü istemeyiz ama siz öyle istemişsiniz. Cenab-ı Allah gönlünüze göre versin diyorum. İnşallah nasip eder diyorum. Çünkü gönülden isteyen sizsiniz. Bize sadece hani siz istediğiniz için Allah sizin kalbinizi duysun. Demek ki bezdirmiş. Canınıza tak etmiş ki babanızın ölmesini istiyorsunuz. Ama Allah'ın verdiği canı Allah'tan başka kimse alamaz. Bunu hani onu umut edip de yaşamak çok büyük bir günah. Ama siz umutlarınıza devam edin diyorum. Evet Çapamek TV'deki üçüncü bölümümüz. Bir izleyici daha mı A, bakalım? Ne? Ha vereyim be. Ha tamam. Bir an şey e, Çapamek TV'deki numaramızı zaten başta söyledim. Çapamek TV'deki 0537 955 6401 den bize Çapamek TV'de ulaşıyorsunuz. Kucak dolusu sevgiler.